ses be. Abi kızar oyudur o. Ya tamam da kendimize uyarlayacağız herhalde. Ne dersin usta? Bir el atarsın değil mi? Tabii ki yaparız babacan. Yalnız bir şartla. Pamuk prensesi ben oynuyorum. Tövbe tövbe. Şaka lan şaka. Allah'ım yarabbim ya. Kim oynayacak? Ben altın olacağım. O ne be? Yedi cücük yok mu? Altıncısı benim işte, uğurlu sayım. Cücük değil oğlum o, cüce. Hem atları var onların. Cücelerin mi adı var? Doğru ama. Bu cüceye de Mehmet diyor. Ebene kaymaklı geliyor şimdi. Kardeşiz kardeş, ayıp. Arkadaşlar, Seyfi geliyor. Ya aga, peki bu cücükler niye ya... Yaz bakalım printer. Sahne 1. Güzeller güzeli ama bir o kadar da şımarık olan Pamuk Prenses... Suzi! Ne? Suzi mi oynuyor Pamuk Prenses'i? Evet. Çok belli oluyor da. Nerede kaldık abi? Abi daha bir şey yazmadık ki ya. Bak. Benim aklıma ne geldi? Şimdi bu bizim kral. O yazıyı düzeltsinler diye 7 cüceyi daha yollasın. Ha, film çekimi falan da olsun o zaman. Olsun babacanlar. Yaz. Kolayca olsun. Ulan ödümüzü patlattın be. Bana bakın. Ben temeli oynayacağım, ona göre. Lan ne temeli lan? Temel mi var bu oyunda? Ya yapma bana numara. Temelsiz oyun olur mu? Ya temel yoksa neye gülecek millet? Tamam babacan, tamam. En temel cüce sen olursun. Oyunu senin üstüne inşa ederim. Aferin. Çalışın. Kolay gelsin beyler. Duyduğuma göre herkes istediği rolü oynayabiliyormuş ha? Al işte. Ben de 4. Murat'ı oynuyorum. Hadi bakalım. Tamam ya. 4. cüce terliksi. Ya biz siz ayıp oluyor ama ha. Baba bu ne ya? Ahıra döndü burası ya. Abi takma kafana. Biz takılırız böyle. Lan fena mı lan işte? Yazmanıza yardımcı oluyoruz. Hadi bakalım o zaman. Bismillah. İyi. Yaz bakalım yazıcı. Pamuk Prenses ve 7 cüceler. Tek biniberiden 2 perde 14 tablo. Tabla ne tablası abi? Kül tablası. Kralın biri bir gün orman mahalline dalar. Dün kaç kere söyledim komutanım, imzalat şunları bölük komutanına diye. Ama dinleyen kim? Uyan asker. Yok abi, bir revani olmaz. Bölük komutanı kendisini taklit ettiğimizi anlar. Asker! Kalk! Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Oyun yazıyorduk komutanım, uyumuşuz kalmışız. Bak hala benim yerimde oturuyor. Kalk! Rahatmış ha. Kalk! Bana bakın. İzin verdiğime pişman etmeyin beni. Doğru koğuşa. Toparlanıp 15 dakika içinde içtima alanında olun. Evet. Hadi. Sen Mehmet Efendi, seni de konuşacağız. Ha Ferit. Emredin komutanım. Eğer oyunun bir yerinde gulyabani gibi bir şey olursa yakarım çıranı. Emredersiniz komutanım. Hadi. Parça koparsaydın bari. Kusura bakma uşağım. Dün gece pek uyuyamadım. Farkındayım. Oğlum ne haltlar karıştırdınız lan bütün gece? Ha bu arıza kaçacağım diye tutturdu. Onu sakinleştirdik. Ha. Artık bensiz de takılıyorsunuz ha? Yok be çavuşum. Baktık sen uyuyorsun. Hiç dokunmayalım dedik.
Aha, kart zampara celiği. Seyfi, nöbet yerlerini kontrol ettikten sonra yanıma gel. Albayın emri var. Dikenli terleri kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Bu iş akşama kadar oyalar Seyfi. O arada siz de provanızı yaparsınız, tamam mı? Böyle çit falan uyduruk bahane olmuş komutanım. Siz Seyfi ile şehre inseydiniz. Tanıdıklarınız vardır sizin orada. Daha kolay vakit geçirirdiniz. Ne saçmalıyorsun sen be? Saçmalıyorum işte öylesine komutanım. Güneş geçti herhalde kafama. Hangi kafa? Kafa mı var sende? Zampara Cahit seni. Nasıl da anlamamazlıktan celiği. Ne olmuş oğlum bizim basket sahasına? Tiyatro salonu gibi olmuş. Desantit oğlum. Çok uğraştık bu hale getirene kadar. Ya pis ayaklarınıza basmayın. Anamız ağladı ya. Uy, geç kaldım galiba. Askerlikle sanat bir arada yürümüyor ya. Niye be abi? Nizamiye Radyo iyi bir fikir gibi geldi bize yani. Uy, Nizamiye Radyo mu? Oğlum dur, karıştırma şunun aklını. Manyak mısın desin? Evet bayılar, bayanlar, baylar, merdivenden ver kayanlar, sonaryomuz al, hazır. Allah, alın bunları oyuncular al. Sahneye. Hadi göreyim Allah, bakayım sizi. Ver, ver, al. Hadi artistim benim o be. O kadar akıllık, bu mu çıktı benim sonunda benim. Yani? Buyurun. Hadi ya. Kısa olsun daha iyi. Ben ezber falan yapamam zaten. Diğer oyuncular nerede? Şşş. Bak böyle ilk günden olmaz ama biz Necibaşıyız. Hemen rejisör havasına girdim be Arıza abi. Ne havası babacan? Oyunun yazarı, yönetmeni, art direktörü olarak her şeyden önce disiplin isterim ben ha. Eyvahlar olsun. Kılavuzu arıza olanın burnu pek temiz kalmazmış ama hadi neyse. Selam, kolay, kolay gelsin. Selam. Selam. Nasıl yapacağız? Alın sonaryolarınızı sahneye hadi. Ezberleyeceğiz işte. Hadi artistler. Şey yok yani. Celup, celup. Doğru söylüyorsun. Ne otosu paşa? Tren mi geçiyor? Baka kaldın. Komik komik. Evet arkadaşlar. Herkesin olaydan haberi var. Tiyatro hayatın aynası. Şimdi isterseniz ufak ufak böyle okuma olayına girelim. İyi de abi. Eksiyiz. Kral yok. Hmm. Eksik. Ne yapacağız Mehmet? Sen oynar mısın? Yok, benim rolüm var abi. Al işte. Başlamadan bitti. Ya. Oyun iptal. İptal mi? Oynamayacak mıyız abi? Kolay gelsin çocuklar. Şeref verdiniz komutanım. Levent Üsteğ'i benden öğrendim. Çok duygulandım. Arkadaşınız için öyle bir şey yapmanız. Ne bileyim, çok duygulandım. Oo. Hava değişimi size pek iyi gelmemiş galiba komutanım. Komutanım, aslına bakarsanız yardımınıza ihtiyacımız var. Söyle Ferit. Böyle bir amaç uğruna her şeyi yapar. Komutanım, bir rol için oyuncumuz eksik de siz oynar mısınız acaba? Ben mi? Gerçi beceririm sanıyorum ama yani uygun olur mu? Aa, hiç olmaz mı canım? Yani. Komutanım olmaz mı yani? Sizden hala kim oynayabilir ki bu rolü? Tamam tamam, peki. Rol ne? Hmm, bakayım bakayım. Avcı ya da kral. Tabii ki. Kral. Yaşasın kral. Yaşasın kral. Tabii. Kraliçeye de bağlı. Yani partnerim kraliçe olmaya uygun biri ise sorun yok. Ben oynayayım mı kraliçeyi komutanım? Ana kraliçe. Ben dedim size. Alışkanlık yaptı. Şşt lan. Gaza gelme hemen. Rejistörüm ben. Hmm. Ben oynuyorum. İyi mi? Evet. Neyse. Hadi başlayalım artık. Evet. Sayfa 1. Kapı açılır. Kovboy girer. Kızıldereli kaçar. Oğlum bu ne lan? Ne işi var bunların burada? Affedersiniz çocuklar, bilgisayar kaçmış, onlar öyle bir şey yok. Tamam, kovboy girdi çıktı bitti. Dur Seyfi dur. Şu ağacın altında dinlenelim 2 dakika. Birliğin bu kadar büyük olduğundan haberim yoktu komutanım. Ciple dolaşsaydık 2 dakikada biterdi. Yorulduysanız devreye ben devam edeyim komutanım. Yorgunluk değil de mesaiden sonra bir randevum vardı. Randevu ha?
Randevu deyince aklına başka şeyler gelmesin. Kızım geldi ziyaretime. Onu gezdiriyorum. Kızınız mı? Bir kızınız olduğunu bilmiyordum komutanım. Gerçek kızım değil. Yetiştirme yurdunda büyümüş bir kızcağız. Üniversite eğitimine yardımcı oluyor. Fazla bir şey değil ama elimden ne gelirse işte. Neyse, hadi devriyeye devam. Yoksa akşama kadar bitmez bu iş. Uy, nasıl gizli sağ o... Uy, nasıl gizli sağ o musmula suratlı cadı? Kötü cadı. Nasıl kıydı kötü cadı? Ya babacan, sen niye olur olmaz yerlerinden laf uyduruyorsun ha? Ya kötü cadı işte. Cadı kötüymüş kardeşim. Karaktersiz bir insan, kötü bir şey, pis bir şey. Ula laf çok uzun, ezberleyemiyorum. Of. Nesi uzun be abicim? Ha? Nesi uzun? Hı? Nasıl kıydı sana o kötü cadı? Ulan bir adını söyleyeceksin, bir de bu cümlen var koskoca oyunda. Ula ezberim kötü da, ne edeyim? Başkası söylesin ya. Olmaz. Lafımı hiç kimseye vermem. Hay Allah'ım, çattık ya. Yönetmenim lütfen. Burada yatmaktan sırtım ağrıdı. Hadi ama ya. Benim nöbetim var abicim. Gidiyorum ben ya. İyi tamam. O zaman Beyaz Atlı Prens'in bu Pamuk Prenses'i öpüp uyandırdığı sahneye geçelim şimdi. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun, sağ olun komutanım. Nasıl gidiyor bakalım? Çalışıyoruz komutanım. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacak. Yalnız geç oldu. Yarın devam edersiniz artık. Emredersiniz, emredersiniz komutanım. Hadi bakalım Suzan. Biraz daha geç kalırsak annem bizi eve almayacak. Tamam babacığım. Beyaz Atlı Prens gelecek. Biraz daha bekleyemez miyiz? Yarın akşamı bekle kızım. Hadi gidiyoruz. İyi istirahatler arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun komutanım. Evet arkadaşlar. Bu gecelik paydos. Yarına Allah kerim. Dur! Kim o? Nöbetçi çavuşu Seyfi. Görebileceğim kadar yaklaş. Dur! Parola izci. İşareti ateş. Vay Mehmet. Ne nizami nöbet bu böyle. Aman abi, Levent üstü hemen fırça yemekten iyidir. Ver bakalım defteri de imzayı çakalım. Sana bozuğum yalnız haberin olsun. Niye üst üste bütün devriyeleri bana yazıyorsunuz? Öyle denk geldi vallahi. Benim bir suçum yok. Ferit'le takıştık diye kıllık yapmıyorsun değil mi? Yok be hocam ya. Sen bakma Ferit'e. Sonradan o da çok üzüldü zaten. Hmm. Ne demezsin. Bir de moral gecesi mi hazırlıyorlarmış ne? Gel sen de katıl diyen yok hiç. Canın sıkılmış diye duyduk, hiç bulaşmayalım dedik. Aklına başka şey gelmesin. Geliyor vallahi Mehmet. Sanki dışlandım gibi. Neyse. Hadi bakalım. Hayırlı nöbetler. Eyvallah. Eyvallah.